Gençlikte yük hafif oluyor. Kuvvet fazla. İnsanlar gerçekte fazla kuvvetli oluyorlar, yük de hafif oluyor. Yaşlandıkça yük ağırlaşıyor, kuvvet azalıyor. Her zaman. Allah rahmet eylesin, babam diyordu, insanlara diyordu, gençliğinde, çocukluğunda kuvvet dizindedir. Orta yaşta belindedir. Yaşlandığını çenesine verirdi. Şimdi dizi hiç görmüyor. Yük de kaldıramıyor. Aklı da eriyor. Aklı da eriyor. İhtiyarlar bunun için çekilmiyorlar. Aklı eriyor. Bu işin nasıl yapılacağını biliyor. Fakat dizi müsait değil. Kuvveti de müsait değil. Ancak durduğu yerde laf ediyor. Laf edince de gençler bundan usanıyorlar. Çekilmiyor diyorlar. Çeneye veriyor. Çeneye. Tabir böyle çeneye veriyor. Hakikaten insanın alaka peyda ettiği şeyler, yani güzel şeyler kendisini terk ediyor. Yaşlılıkta sevdiğin şeyler, güzel şeyler insan terk ediyor. Biz şimdi şey yapmıştık, iyi kötü bizim tatlıcının tatlılarından yiyecektik. Maraş'a gelişimizin heveslerinin biri de oydu. Böyle güzel güzel halkalar şeyler yapacaktı. Geçenlerde bir yere gittik, hele bizim bu anatomi, bizim anatomimizi bir çıkarak dedik, hele onu bir ölçek dedik. Ondan sonra doktor diyor ki, sizde şeker sınırda beyim. Şekere dikkat edeceksin. Yani tatlıcının halkalarından yiyemeyeceksin. Ya biz bu Maraş'a gelişimizin sebeplerinden birisi de buydu. Olmaz. Her şeyin bir yaşı var. Tatlı da seni terk etti. Allah rahmet etsin. Bizim İmparator Ahmet Ağa, Hacı Kudüsü Bey çok ağır hasta. Diyarbakır'dan Mehmet Emin Bey diye bir dahiliyeci, iyi bir dahiliyeci geldi. Onun muayenesi için. Şimdi dershanede böyle ağzına kadar durup durup taşıyor. Dedi, Mehmet Emin Bey, kardeşim, hele bir de bahan bakarsın. Benim neyim var? Mehmet Emin Bey kontrol etti, muayene etti. İşte onun evvelki kan tahlillerine baktı. Dedi, Hacı amca sen yemeği azaltacaksın. Ne kadar doktor bey, ne kadar? Dedi, sabahleyin bir kibrit kutusu kadar ekmek yemek yiyeceksin. Öğleyin 3 kibrit kutusu kadar, akşam 1 kibrit kutusu kadar. İyi. Sağ olasın. Müziklik durur mu? Ben dedim, doktor bey hele sor ne anladı? Senin bu izahından ne anladın? Dedi, Hacı amca ne anladın bence? Anlaşmayacak ne var dedi. Sabahın her lokması bir kibrit kutusu olacak. Öğlenin 3 kibrit kutusu, akşam da her lokma bir kibrit kutusu olacak. Millet koyuyordu. Şimdi Hacı Ahmet Ağa 2 küsur boyunda 40 karavoka çekiyor. 2 kibrit kutusu yemekle duracak. Olur mu? Oluyor işte. En sevdiğin şey seni terk ediyor. Sahabenin birisi ne güzel söyler onlar. Bunlara Allah rahmet eder. Ne güzel söyler. Yaşlandın diyor.
Sert yerlerin yumuşadı, yumuşak yerlerin sertleşti diyor. İnsan dizleri, elleri, ayakları mekanik gibi, böyle şey gibi güzel lastik gibi çalışırken yaşlanınca katır kutur, çatır kutur. Ondan sonra şeye oturamıyorsun, tabiyata oturamıyorsun, kırk manevra yapıyorsun. Bizim ağrımayacak bir şeklini bulup öyle oturacaksın. Kulasa hayattan insana bir ağırlık, bir nefret geliyor. Diyorsun ki keşke dertsiz bir hayat olsa, güzel bir hayat olsa. Ve biliyorsun ki toprağın nefesi böyle bir hayat. Bu hayata bir an evvel kavuşmak için insanda bir şevk uyanıyor, bir arzu uyanıyor. Yani ölüm sevdiriliyor. Şimdi bakın mesela yapraklar o kışın şiddetli zamanında donacaklar, sertleşecekler, bir sürü külfete girecekler. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onların aşağıdan gelen suyunu kesiyor, sararıyorlar. Gol mumuna dönüyorlar. Ondan sonra şiddetli bir soğuk geliyor. Bir rüzgar hepsini dibine döküyor. Onlar o şiddetten, kışın o şiddetinden, o zorluğundan kurtarıyor onları. Geriye dallar kalıyor. Kendi gibi onlara bir şey olmuyor zaten. Bilhassa ne yapıyor? Hayattan usandırıyor. Artık yeter dedirtiliyor. Artık yeter. Allah rahmet etsin Hulusi Bey diyordu ki bir şeye çok üzülüyorum, bir şeye de seviniyorum. Çanakkale'de ağır yara aldım. O derece ki nefes alıp almadığını ancak burnuna ayna tutmakla anlayabilmişler. Cenazelerin arasına gelirlerken teftiş ediyorlar doktorlar, Türk arayının içerisinde. Canlı yok. Diyor kulağım duyuyor. Aklım yerinde, hiçbir hareket yok bende diyor. O halini anlatıyor Hulusi Bey. O zaman 20 yaşlarında. Çanakkale halim. 250 bin şehit ölüyor. 250 bin. Gezerken diyor, gezdiklerini biliyorum diyor. Gözüm kapalı, kulağım çalışıyor, aklım çalışıyor. Hiçbir hareket yok. Hiç. Gezerlerken diyor, bir doktor diyor durdu. Dedi ki bu şuna bakın da hayat eseri var dedi. Buradaki doktor bey bu ölmüş, burada bir şey yok. Cebinde aynası olan var mı? Var. Burnuna tutun bakayım demiş. Burnuma tuttular diyor, buhar vurdu. Aynaya buhar vurdu. O buhardan dedi ki bu yaşıyor, derhal bunu revire kaldırın, hastaneye kaldırın. Ve ondan sonra Ermeniymiş o doktor. O doktor diyor, geldi benim başımda durdu, dedi ki sen iyi olana kadar ben senin başından dönmeyeceğim. Allah istihdam ediyor. Onun öyle bu bakıma Allah da ömür vermiş. O zaman şehit olmadığıma çok üzülüyorum diyor. O zaman şehit olmadığıma çok üzülüyorum. Fakat sonradan Risale-i Nur gibi bir esere kavuştuğum için de seviniyorum. Hulasa insan çok acık bir şeydir. Yaşlılık acık bir şey. Bazen böyle işte şöyle diyorum ki sen 75 sene yaşadın mı hiç? Böyle anlamaz laflar edelim de sen 75 sene yaşadın mı hiç? Şimdi insan çok acık bir şeydir. Yani insan mesela şaka yapmak ihtiyaçtır değil mi? Yani insanlar şaka yapmak ihtiyaçtır. Şaka yapamıyorsun, emsalin yok. Yani muhatap yok yani, şaka yapamıyorsun.
emsal yok. Muhatap yok. İnsan birçok hususlarda artık bu kadar yeter ya diyoruz. Bu kadar yeter. Allah, bu kadar yeter. Senin rahmet dergahına teveccüh ettim. Artık burayı bitir Rabbim. Bura yeter. Başından bir fiil geçmiş bir hadiseyi defalarca anlattım, bir daha anlatayım. Çiftlikte bizim mescidimizde oturuyorum. 3-5 arkadaş da var. Herhalde namaz vaktini bekliyoruz. Bir genç kardeş girdi içeri. Şu anda kimdir bilmiyorum ama böyle Allah güzel, zaten gençlerimizin hepsi öyle. Böyle güzel, yaratılışlı bir genç. 18 yaşlarında. Hayat fışkırıyor. Vücudun her tarafından hayat fışkırıyor. Güzel, böyle konu, boş. Aniden, hiç olacak şey mi yani? Aniden sanki birisi karşıma geçti. Dedi, şimdi böyle olmak ister misin dedi. Çok bariz yani. Şahıs görmedim ama çok bariz bir hitap. Şimdi şu kapıdan giren gibi olmak ister misin dedi. An meselesi. Saniye geçmedi yani. İçimden bir feryat. Hayır! Hayır! İstemiyorum! Hayır! Yeter! Yeter! İstemiyorum! Artık bir ağır geliyor. Bir diğer ahire arzu şiddetleniyor. Bura yeter artık diyorsun. Dalında kuruyan yaprak gibi. Bir rüzgar ver Rabbim. Bu kışın şiddetini çektirme bana. Düşür. Toprağa karıştır. Bunu insan çok ciddi istiyor. Çok ciddi istiyor. Risale-i Nur'un bize kazandırdığı lütfu ilahiyle, Kur'an-ı Azimüşşan'ın Risale-i Nur yoluyla bize kazandırdığı güzel şeyler. Ölümden korkuyor musun? İnsan ölümden korkar mı? İnsan doğduğu memleketten hasbel beşeriye gitmiş bir yerde çalışıyor. Orada hayat geçiriyor. Diyorlar ki vatanına dönmek istiyor musun? İnsan ondan korkar mı? İnsan ondan üzülür mü? Hayır der mi insan ona? Ana vatanına gitmekten insan üzülür mü? Risale-i Nur bizlere bunları kazandırır. Ölümden korkulur mu? İnsan vatan aslisine, insan üstadına, feyziye, hulusiye, refete yetişmeyi istemez mi insan? Gavs-ı Geylani'ye, İmam Ali'ye, Resulullah'a yetişmeyi istemez mi insan? Yaş, yaşlılık insana bunları şiddetle arzu ettiriyor. Estağfirullah. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْتِ Allah'a kavuşmak istiyor insan. Rabbisine kavuşmak istiyor. İşte bu bir defa seyrengah için dünyaya gönderiyor. Resmi geçit vazifesini yaptırıyor. Ondan matlub olan semerelere adıyor. Ondan sonra nefretkârane bir his veriyor. Artık yeter bura, vatana asliye gideyim diyor. Sıvama kavuşayım diyor. Sevgililerime yetişeyim diyor. Burada bir tane varsa 99 tanesi bu kadar geçmiş. Büyükler için gariplik vatanında olmak değil, vatanından ayrı olmak değil, emsal bulamamaktandır. Emsal bulamamaktandır. İnsanların en büyük ihtiyacı bu. Emsal bulamamaktandır. Onun için her önüme geleni tavsiye ediyorum.
Allah'tan iste ki 63'ten sonra yaşam gelsin diyor. 63 ölüm için en güzel yaş. Resulullah Efendimizin tercih ettiği en güzel ahirete geçme, Rabbisine mülaki olma, ona kavuşma yaşının en güzeli 63'tür. 63'ten sonra yaşamayı istemek edebe aykırıdır. Böyle 63'ten sonra bizim gibi ileriye geçenlere eskiden yaşın kaç dedikleri zaman haddi aştık derlermiş. Haddi aştık. İşte bu 17. söz böyle resmi geçit için bu aleme gönderilen ruhlar, mahluklar, resmi geçitleri bitip maksatlarını ifade edip meyvelerini verdikten sonra vatana aslilerine, asıl yerlerine gitmeye bir meyil şevkengiz, arzulu, istekli bir meyil ruhlarında uyandırıyor. Rahmetli bir şekilde bir nefret veriyor. Yeter bu kadar. Yeter. Bu kadar yeter. Rabbim. Resulullah Efendimiz'e arz edildi. Kalmayı mı istiyorsun, dönmeyi mi? Ben Refik-i Ara'yı tercih ettim diyor. Rabbime mülaki olmayı istedim. Tercihini o yönde kullandı. İşte bu 17. söz müminlere böyle büyük müjdeler veriyor. Elhamdülillah bize çok büyük, yani dünyada da sayılamayacak kadar nimetlere sebep olan şu mübarek Risale-i Nur bize ölümü öylesine sevdirmiş ki bin canla arzu ediyor Risale-i Nur. Bin canla.